Herkese merhabalar bol kazançlar diliyorum arkadaşlar gelen istekler üzerine kısa kısa video analizler yapacağız İstenen hisselere kısa kısa bakmaya çalışacağız. Türk Telekom'la başlayacağız bir istek istemiş Türk Telekom'da önce bir yatay hatları kontrol edelim yatay simik noktalara bakalım ve buralarda neler olmuş neler bitmiş buna bakacağız. Şimdi öncelikle bakın 2 Ocak 2023 tarihinde bu alanda yapılan bir zirve zirveden sonra geri dönüşler salınım hareketleri ve e, bu kez de yakın bir zamanda 25 Ağustos'ta bu e, eski yaptığı zirve alanına özür dilerim bir ziyaret geldiğini görüyoruz ve ziyaretten sonra da geri çekildiğini ve yine üçüncü kez aslında bu hattı geçmek için bir denediğini yine bu da yakın zamanda 11 Eylül'de yeniden burayı bir denediğini görüyoruz kırmak üzere ancak kırmadan geri çekilerek reddedildiğini görüyoruz. Bu kez geri çekildiği noktalarda fiyatlanma hareketlerinde neler olmuş? Bakın yine burada da bir e, yatayda bir swing nokta var. Kritik bir swing nokta. Neden? Buradaki düşüşün başladığı andan sonraki ilk tepki hareketi olduğu için bu alanda benim için önemli bir nokta. Dolayısıyla destek ve direnç hatları için söylediğimiz şeyi yine hatırlayalım. E, destek noktaları <laughs> destek noktaları kırıldıktan sonra direnci, direnç noktaları da kırıldıktan sonra desteğe dönüşürdü. Şimdi e, şu alanda bu destek noktasının da, bu swing destek noktasının da yukarı doğru kırıldığını görüyorum. Peki dönüşte ben ne bekliyorum arkadaşlar? Dönüşte de bu kez buranın bir destek hattı olarak çalışmasını bekliyorum. Çalışmamış, aşağı kırılmış. Bu kez ne bekleyeceğim? Bu kez de bu hattın bir direnç hattı olarak çalışmasını bekleyeceğim aynı bu tabloda olduğu gibi. Dolayısıyla yataylarda biraz görüntü bana göre teknik açıdan negatif olduğunu söyleyebilirim. Negatif bir görünüm var yataylarda. Özetleyelim. <laughs> Tarih yaptığı zirveye yeniden bir ziyaret ziyaretten bir geri çekilme durumu ee, bu kez altta yaptığı e, bu swing noktayı da aşağı burada kırdığını ve bir de bu kırılmayı test yaparak aşağı düşüşe devam ettiğini görüyorum Türk Telekom hissesinde. şimdi e, diğer anlatmak istediğim diğer konuları hemen hızlıca geçelim sonra da diğer istenirsek e, hisselerle isteklere devam edelim Şunları da bir sileyim arkadaşlar Şuradaki peki şimdi de e, ne diyelim? böyle çapraz tren çizgileri anlamında neyimiz var elimizde buna bakalım. Önce kırmızı çizgiye dikkat çekelim. Kırmızı çizgide bir tepe nokta. Kırılamayan tepe nokta ve red. Ve nihayet burada o tepe noktanın kırılımı. Kırılımından sonra yukarı doğru bir hareketlenme şu alanda geldiğini görüyorum. Bu kez ne bekliyorum ben? Bu kırmızı hattın üzerinde kalmasını, kırmızı hattın üzerinde fiyatlanmasını istiyorum ki yükseliş devam edebilsin. Ancak kırmızı hattın üzerinde maalesef Türk Telekom hissesi fiyatlanamadığı gibi bir de onu aşağı kırdığını Burada görüyorum. Aşağı kırdıktan sonra yine yeni bir düş furyası başlıyor. Bu kez şu kırmızı e, şey özür dilerim siyah çizgiye dikkat çekmek istiyorum. Siyah çizgi de yine dip noktalar. Dönüş dip noktalar. Ve bakın burada bu kez tutmasını bekliyorum ben. Neden? Çünkü geçmiş dönemlerde 1-2-3-4 kez bu alanın ben destek hattı olarak çalıştığını söyleyebilirim. Ve buradan başlıyor hareket. Yani buradan başlayan, haziran ayından başlayan hareketin e, yine haziranın sonuna doğru ve Ağustos başında bir destek hattı olarak çalıştığını görebiliyorum arkadaşlar. Sizler de görebiliyorsunuzdur. Dolayısıyla bu hattın bir destek hattı olarak çalışmasını normal şartlarda şu alanlarda beklerim ben. Ancak bu alanlarda bir destek hattı olmaktan ziyade bir de aşağı kırılım geldiğini görüyorum. Ve şu anda bu yükselen tren çizgisini de aşağı doğru kırarak bu çizginin altında fiyatlanmaya devam ediyor arkadaşlar. Burada bir de şöyle bir yapımız var. Bir market yapısında bir değişim görüyorum. Ondan da bahsetmem gerekiyor. Market yapısı günlük grafikte maalesef ayıya evrilmiş durumda. Ayı evrildiği için e, bu saatten sonra biraz e, şu an için en azından kısa vadede işi biraz zor görünüyor maalesef. Teknik yapı itibariyle ne görüyorsam bunu söylemekle ben mükellefim çünkü bir teknik analiz yapıyorum. E, teknik analizin bana söylediği şeyleri sizlerle paylaşmam gerekiyor. Burası bir dip nokta. Buradan başlayan yükseliş hareketi, yükseliş düzeltme, yükseliş düzeltme, yükseliş, düzeltme. Bakın devam ediyoruz. Yükseliş, düzeltme, yükseliş ve bakın burada da aslında şurayı da sayabilirdik ama hadi biraz daha kararsız nokta dersek, hadi buraya düzeltme dersek buradan bu kez buraya gidiyor ve buradaki e, şu tepeyi kıramadığı için burada fiyatlanmayı bırakıyor ve daha sonra şuradaki alanı da, şurada yaptığı tepeyi de aşağı doğru kırdığı için burada bir change of karakter bearish yani e, ne diyelim düşüş yönlü, ayı yönlü bir market kırılımı geldiğini söyleyebilirim maalesef market yapısı şu anda bu dibin altında kaldığı sürece e, ayı olarak fiyatlanmaya devam edecektir. Ne bekleyeceğim tabii ki önce bu swing doktranın yeniden yukarı kırılması ve e, şuradaki en azından şu alanın yani 22.86 alanının yeniden yukarı kırılmasını bekleyeceğim ki teknik yapıda yeniden bir boğaya dönüş ve yeniden e, Eski yaptığı tepelere bir ziyaret gelebilsin. TL bazlı da Türk Telekom'da durumlar bu şekilde. Tren çizgilerinin aşağı kırılımı, market yapısının aşağı kırılımı şeklinde bir yapı var arkadaşlar. Bir de hacim anlamında sabit hacmine bakalım. Son yaptığı tepeden bakalım sabit hacmine. Evet şu anda da tam yoğun takas seviyesinde. Yoğun takas seviyesinin de bir tık altına indiğini burada görüyorum. Evet burada biraz daha satıcıların baskın olduğu hacim anlamında. Net olarak görülüyor zaten sadık histogramda. Dolayısıyla şu anda biraz işler, e, kara bulutlar var açıkçası hissenin üzerinde. E, bunun dolar bazısına da bakacaktık. Öyle söz vermiştik Fatih Bey'e. <laughs> Özür dilerim. Bunun dolar bazısına da bakalım. Türk Telekom'un daha sonra diğer hisselerle yolumuza devam edeceğiz. Aslında benzer bir yapı var. Yani TL bazı ile çok ciddi bir farkı yok. Dolar bazlı da yine buradaki dibin kırılımı ile birlikte yani 0.83 doların kırılımı ile birlikte aşağı doğru bir salınım gelmiş. Burada bir trend tabanlı fibonacci çalıştım ben dolar bazlıda. Onu da hangi noktada belirledim? Bu nokta bir swing noktası bu noktaya kadar bir düşüş ve şu alana kadar bir düzeltme yaptığını varsayarak böyle bir trend tabanlı fibonacci çizdiğimde de şu anda aslında bakın şu bandın e, kritik bir band olduğunu söyleyebilirim. Buradan başlıyor bakın bu alandan başlıyor. Bu alan benim için net bir e, destek hattıdır ve kritik bir banddır. Aslında dolar bazlı e, ciddi bir destek noktasında, güçlü bir destek noktasına giriş yaptığını söyleyebiliriz. Bakın girdikten sonra yukarı vuruş, girdikten sonra yukarı vuruş, girdikten sonra ciddi manada yukarı vuruş ve yeniden bu alana bir ziyaret gelmiş dolar bazlı da 0.74 dolar ile 0.76 dolar arası ciddi destek attı Bakalım buradan bir destek bulup, yeniden yukarı doğru çıkabilecek mi? Ve TL bazında da az önce bahsettiğim tepe alanlarının kırılımı gelecek mi? E, şu anda durum bu şekilde. Türk Telekom'da diğer istek hisselerle yola devam edelim. Alfa'sla devam edelim. E, i̇stenen bir başka hisse senediydi. Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ve yine bizim küçük yatırımcı arkadaşlarımızın bir hayli Galiba e, ilgi gösterdiği hisselerden bir tanesi. Önce şu dikkatimi şöyle bir yapı çekti arkadaşlar. E, kayda başlamadan önce şöyle bir incelediğimde. Haftalık grafikteyiz şu anda alfasta. E, ben özellikle bir dönüş yeri varsa neden buradan döndü acaba diye teknik açıdan kendime gerekçeler ararım. O gerekçeyi bulduğum, bulduğumda da o gerekçenin üzerine giderim ki bundan sonraki hareketleri konusunda biraz daha öngörülerim daha sağlam olabilsin. Şimdi Alfas'ta bakın evet burada e, haftalık grafik olduğuna göre bu. Neredeyse bir aydan beri bu zirveyi bir türlü kıramadığını görüyorum. Peki bu zirve benim için şu an nasıl anlamlı olabilir? Bakın şöyle anlamlı olabilir. Bir trend tabanı Fibonacci çizimi yaptığımda bakın burası bir dip nokta arkadaşlar. Dip noktadan kastım aynı zamanda kritik bir simit nokta. Halka arzı buradan başlıyor. Buraya yükseliyor ve buraya bir düzeltme yapıyor. Dolayısıyla bu alan benim için kritik bir swing nokta. Şuradaki dip alan bu dip alanı işaretleyip burada yaptığı diğer tepe alanı şurayı işaretledikten sonra bir de düzeltme yaptığı bu alanı işaretlediğimde trend tabanlı Fibonacci bana şu anda ekranda gördüğünüz değerleri veriyor. Haftalık grafik olduğunu hatırlatırım. Haftalık grafik olduğu için bakın şu alanın üzerinde bir türlü fiyatlanamadığını görüyorum. Bu da bana neyi gösteriyor? Benim çizdiğim bu Fibonacci trend tabanlı Fibonacci aracının çalıştığını gösteriyor. Dolayısıyla hissenin 161.1 üzerinde fiyatlanamadığını haftalık anlamda ve hatta şöyle biraz yakınlaşalım noktasal olarak bu alanlara iğne atarak yukarı iğne atarak e, geri gittiğini geri döndüğünü ve bu alanın üzerinde hiçbir şekilde haftalık kapanış yapamadığını görüyorum. Bana bunu neden anlatıyorsun? Şu yüzden anlatıyorum. Dolayısıyla bu çizimler bizim için ileriki zamanlarda da kullanacağımız çizimler olarak karşımıza çıkacak. Peki haftalık bazda şu an bir alt kat Fibonacci üzerinde 134.9 ile 145.8 arasında haftalıkta fiyatlandığını görüyorum. Bakın buraya bir iğne ve aşağıda bir pin bar atarak şu bant arasında fiyatlanmaya devam ediyor hisse. Şimdi günlük grafiğe geçince bunların neden daha önemli olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Günlük grafiğe geçelim. Bakın günlük grafikte de şu anda bu alanın altına fitiller atmasına rağmen, bu alanın altına fitiller göndermesine rağmen Hemen alıcılar burada devreye girerek bu hattın korunmasını, savunmasını sağlıyorlar. Bu hattan kastım da 134.9 hattıdır. Dolayısıyla de pozisyonunu bulunan arkadaşlar 134.9 altında bir günlük kapanış gelmediği sürece rahat olabilirler. 134.9 altında bir günlük kapanış gelmesi durumunda 124'lere doğru bir iniş gelme ihtimali vardır. Ee, olumluya bakalım. Olumlu anlamda da eğer 0.5 bandı ise bu. 0.5 bandı Fibonacci açısından önemli bir banttır. 0.618 de öyledir ama 0.5 de çalışan güzel bir banttır. güzel bir değerdir. 134.9 şu anda fiyatı tutmuş görünüyor. Endeksteki özür dilerim, endeksteki dalgalanmalara rağmen şu anda fiyatı tutmuş görünüyor. Peki tutarsa ve yukarı doğru atmayı başarabilirse neye bakacağım bu kez? 145.8 üzerinde. Bir günlük kapanış mum gelmesine bakacağım. 145.8 üzerinde günlük kapanış mum gelmesi durumunda ve bir de hacim yeterli ise o zaman yeniden bir alım fırsatı verme ihtimali vardır diye düşünüyorum. Alfaz e, hissesinin diğer hisselerle devam edelim kısa kısa. Sıradaki istekçisiyle devam edelim. HKTM Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri merkezi Şimdi e, hissemizde aslında daha önce yaptığımız analiz hala geçerliliğini koruyor. Ancak bugün e, %200 sermaye artırımı <laughs> haberi var. Bu haberden dolayı bir e, tavan geldiğini görüyoruz. Zaten arkadaşımız da bunu bize bilgi olarak iletmişti. Peki bundan bağımsız olarak yani bu son gelen haberden bağımsız olarak teknik yapısına bakacağım ben. O diğer e, detaylar ve diğer haberin yansımaları vesaire veya bu konunun yansımaları tamamen sizin kendi araştırmanıza bağlı olacaktır. Ben size tekniğini sunuyorum. Siz kendi araştırmalarınızı yapın ve kendi kararınızı verin değerli arkadaşlar. Şimdi HKTM'de oluşan sivik nokta, kritik sivik nokta. Kritik sivik noktaların tespitini artık benim yayınları izleyenler az çok biliyorlar. Düşüş hareketinden sonra tepki gelen ilk yer ve tepki gelen alan benim için kritik bir sivik nokta olarak adlandırılabilir. Bu sivik noktanın oluşumu burada idi ve ne zaman gelmişti bu swing nokta? 12 Aralık 2022'de gelmiş arkadaşlar. 12 Aralık 2022'den beri bu alana bir türlü uğrayamayan ve aşağılarda gezinen hissenin fiyatlanmasının e, ve nihayet 15 Ağustos itibariyle yakın bir tarihte bir ziyaret geldiğini görüyorum. Aslında işte bu major swing alanlarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu major swing alanlarının yukarı kırılması durumunda bizde bir alım fırsatı verebilirken işte böyle bazen de duvarı toslamış gibi tabiri caizse Hisseyi aşağı doğru atabiliyor. Maalesef bu major noktaya ziyaretten sonra aşağı doğru bir yıkılış geldiğini görüyorum. Yıkılıştan sonra neler olmuş peki? Dip tepe anlamında nelerimiz var? Bakın bir dip alan burası. Burası bir dip alan arkadaşlar. Burası bir dip alan. Burası yine başka bir dip alan. Ve nihayetinde buradan yükselişe hala devam ediyor. Bu major nokta bu direnç alanından reddedildikten sonra geri çekiliyor. Ve daha sonra ne görüyoruz? Bakın buradaki dip alanın aşağı doğru maalesef kırıldığını görüyoruz. Kırıldıktan sonra benim için bu nedir? Change of karakter bearish. Yani e, ayı yönlü bir karakter değişimi maalesef gelmiş demektir. Ayı yönlü karakter değişimi geldikten sonra neye bakıyorduk? Bunlar çok detay konular ama hazır yeri gelmişken söyleyelim. Kırılımı yaptıran tepenin başından. Bakın kırılımı yaptıran tepe burası değil mi? Şu kırılımı yaptıran. Bu tepenin başından bir Fibonacci çizimi çizeceğim. Ben şimdi bunu düzelteceğim. Az önceki e, farklı ayarda kalmış. Şunu bir klasik Fibo yapalım. Hatta bunu bir şöyle bir golden fibo yapalım. Bu da olmadı. Fibona, Fibonacci Fibonacci'yi o kadar çok kullanıyorum ki gerçekten bazen ben de ayarları unutabiliyorum. Fibo golden zone yaptığımızda ne bekleyeceğiz? Bu kez dönüşte buradaki alanlara yani düşüşün düzeltmesini yaparak yeniden aşağı düşüş bekleyeceğiz. Neden? Çünkü dediğim gibi change of character bearish geldiği için. Change of character bearish ne zaman etkisini yitirir? yapılan yeni bir tepenin yukarı kırılımı ile etkisini yitirir. Yani yeniden change of karakter bullish. Bullish yönlü bir karakter değişimi gelsin ki hisse yeniden yukarılara gidebilsin. Dolayısıyla bu alanda benim için şu anda buradaki tepe alanı 68.85 ve 71.80 attığı iğne ile birlikte. Dolayısıyla ben hissede kısa vadede ne bekleyeceğim? Tavanlar gelsin evet güzel ama bu yukarı kırılımlar da gelsin. 68.85, 71.80 Civarının üzerinde bir fiyatlanma istiyorum açıkçası hissenin yükselmesi için. 71.80 alanı, 68.85 alanı kritik. Bakın ne diyorduk teknik bileşenler aynı noktayı gösterirse farklı teknik bileşenler o noktada bir keramet vardır. Burada oluşan tepe var ya bu tepeden arkadaşlar bir e, sabit aralık hacim profili çizelim birlikte. Bakın son yaptığı tepeye hiçbir şey yapmadan dokunuyorum. Dokunduğumda ne gördüm bakın e, point of control yani yoğun takas alanı kontrol alanı diyebiliriz. Bakın o da hemen hemen benim az önce çizdiğim 68-85 seviyesine tekabül ediyor. 68-50-68-85 seviyesi önemli olarak görünüyor. Benim bazen analizleri yaparken söylediğim bu seviyeleri moda mod almayın lütfen. Yani şöyle 68.85 diyorsam ben 68.50 ile 70 arasında alabilirsiniz. Çünkü hani o kadar da noktasal çalışmamız mümkün değil dolayısıyla. Hani bunu da 68, 85, 68, 50 olarak takip edebilirsiniz. Dolayısıyla ne istiyorum? 68.50, 68.85 üzerinde bir fiyatlanma devamında 71'in üzerine çıkmasını istiyorum ki yeniden hissede daha önce yaptığı alanlara bir ziyaret gelebilsin. Peki yakın vadede bakalım. Burada bir dip ve burada yeni bir yüksek dip yaptığını görüyorum. Şöyle bir yakınlaşalım ve şunu artık silelim gözünüz yorulmasın. Burası bir dip nokta, burası başka bir dip nokta. Yani başka bir yüksek dip alan. Yani dolayısıyla her ne kadar burada change of karakter gelse de burada aslında yeni bir yükseliş trendi başlamış görünüyor günlük grafikte. Dolayısıyla siz de grafiklerinizi açarak en azından şuradaki dip noktasını ve buradaki temasları baz alarak bu çizimi çiziniz. Ve bu çizim aşağı kırılacak mı? Böyle Allah korusun diyelim ya da bunun üzerinde serime devam ederek az önce bahsettiğim alanların üzerinde kalabilecek mi arkadaşlar? Sıradaki ile devam edelim istek olan hissemiz. Papillon savunma teknoloji ve ticaret Aşe Tabii e, Papil gibi, Aselsan gibi bazı hisselerimiz Filistin-İsrail konusundan dolayı biraz yükseliş gösterdi. E, biraz tepki verdiler, buna olumlu tepkiler verdiler. Peki şu an hareketleri ne durumda, ne yapıyor buna bakacağız. Haftalık grafikte şöyle bir göz gezdirelim. Haftalık grafikte e, yukarı doğru seyirler, yüksek tepeler ve tepelerin kırılımından sonra hareketlerine e, güzel bir şekilde devam ettiği görülüyor. Peki yakın zamanda neler oluyor? Önce haftalık grafikte göstermek istediğim bir konu var size. Şunu bir açalım arkadaşlar. Bu nedir? Bu nasıl bir çizimdir? Bize neyi anlatır? Ee, bu çizim Fibonacci'nin farklı bir kullanımıdır. Bunu da e, YouTube videomuzda Fibonacci eğitim serisinin özellikle son videolarında anlatacağım. Çok güzel bir yöntemdir bu. Bu yöntem genelde e, bunun gibi böyle sürekli yükselen hisselerde işte bu hisse nereden döner, nereden düşmeye başlar veya da <laughs> affedersiniz Düşen hisselerde acaba bu hisse nereden dönüş alır? Bunun dip noktası neresi olabilir? Gibi konularda kullanılan bir fibonacci yöntemidir. Ben bunu kendi adıma fibonacci deviation diye adlandırıyorum. Bunun kullanım şekli biraz daha farklı. Şimdi o detaya girersem çok uzar ama şöyle anlatabilirim. Burada bir dip seviyesi ve burada bir yükseliş seviyesi var. Yani yükselişten dibe doğru normal şartlarda çekilen fibonacci. Ancak burada yükseliş salınım noktası ile Dip salınım noktası arasındaki farkı hesaplayan ve bunun çeyreklik bazda bize sunan bir çizim aracıdır. Kafanız karışmış olabilir, çok uzatmayalım. Bu konuyu zaten eğitim videosunda anlatacağız. Ancak haftalık bazda şöyle ben ben bu çizime bir baktığımda e, muhteşem çalıştığını görüyorum. Bakın eksi bir seviyesi ne? E, yukarı doğru iğne atmasına rağmen eksi bir seviyesinin üzerinde bir türlü haftalık kapanış yapamadığını görüyorum hissenin. Yani 36.90 üzerinde haftalık kapanış yapamadığı gibi 36.90 seviyesi ciddi anlamda bir direnç hattı olarak benim karşıma çıkıyor. Ee, Tabi destek hattı olarak da çalışıyor bu aynı zamanda. Bakın bu da 30.66 ee, haftalık grafik arkadaşlar bu. Burada her bir mum bir haftaya tekabül ediyor. Dolayısıyla bu alanda bakın ne kadar güzel bir destek hattı olarak çalışmış. Toparlayalım. 30.66 altında haftalık bir kapanış gelmediği sürece hissenin yönü yukarıdır. Bu net olarak görünüyor. Ancak tabi haftalık bazda atılan pin barlara da dikkat çekmek istiyorum. Bu pin bar özellikle dikkat. Bu hafta gelen pinbara bara işte dediğim gibi Filistin İsrail konusundan dolayı ciddi bir yükseliş göstermişti. Ancak daha sonra burada kar satışları gelerek 36.90 seviyesinin üzerine zaman zaman çıkmasına rağmen ciddi sert bir şekilde geri çekildiğini görüyorum. Dolayısıyla temkinli olmakta fayda var. 30.66 takip edilebilir. 30.66 altında haftalık kapanışta stop olmak gerekli olabilir diye düşünüyorum kendi adıma. Tekniğin şu anda bana söylediği bu. Geçelim şimdi günlük grafiğe. Günlük grafikte nelerimiz var? Papil listesinde. Günlük grafik... <laughs> Özür dilerim. Günlük grafikte de yine bir flip düzeltmem var. Bir buna bakalım nedir ne değildir diye. Evet. Günlük grafikte de aslında az önce kullandığım benzer yöntemi kullandım. Çünkü özellikle böyle sert yükselen hisseler veya sert düşen hisseler teknik analistlere biraz zor durumda bırakabiliyor. Çünkü swing noktalar, destek direnç noktaları e, net olarak oluşmamış oluyor. Dolayısıyla bunu e, yorumlamak, görmek zor olabiliyor. Ancak bunun da yöntemi yine Fibonacci'de. Fibonacci'nin az önce bahsettiğim deviation şeklindeki yöntemini kullanıyorum ben böyle durumlarda. E, yine... Bu çizimi de buna göre yaptım. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Nereden nereye yaptın? Bunu sen kendi mi denk getirdin? Hayır. Ben çizimimi yaptım. Otomatikman oralara denk geldiğini çok güzel bir şekilde gördüm. Şimdi bakın burada şöyle yakınlaşalım. Şuradan başlayan arkadaşlar. Şuradan başlayan düşüş. Şu aradaki salınımları geçiyorum. Buraya kadar devam ediyor değil mi? Buradan sonra bir tepki alıyor mu? Alıyor. Yukarı doğru yöneliyor mu? Yöneliyor. Dolayısıyla bu yukarı yöneldiği alan. Şu sinik nokta benim için yine kritik bir simik noktadır. Dolayısıyla az önce bahsettiğim Fibonacci çizimini ben bu alanlar arasında yaparsam bana iyi bir şeyler verebilir diye düşündüm. Ve bu alandan bu alana kadar bir Fibonacci çizimi daha doğrusu şu alana kadar bir Fibonacci çizimi şu mesafe kadar bir Fibonacci çizimi çektiğimde bakın muhteşem bir şekilde bana harika bir dönüş yeri. Eksi 4.5 seviyesi benim için dönüş yeridir demiş ve buradan dönmüş. Döndükten sonra Aynı seviyeleri çizdiğim Fibonacci seviyelerini takip etmeye devam ediyorum. Ne diyorduk? Mühendislik kuralı olarak çalışan bir sisteme dokunmayacağız diyorduk. Dolayısıyla dokunmuyoruz bu sisteme. Bakın uzattık. 31.34 seviyesi benim için şu anda günlük grafikte bir destek hattıdır. 31.34 seviyesi yarından itibaren ciddi anlamda takip edilmelidir. 31.34 seviyesinin altında bir gün kapanışı gelmesi durumunda 28.58 gündemimize girecektir. Olumsuzu çağırmayalım, olumluya bakalım. 31-34 seviyesinden alıcı bulması, destek bulması halinde de 34.12 yeniden gündemde. 34.12 aslında bugün üzerine çıkmasına rağmen yeniden geri çekilmiş. 34.12 üzerinde bir gün kapanışında ise yeniden yukarıdaki hedef 36.90-39.66 şeklinde devam edecektir arkadaşlar. Başka söylemek istediğim bir şey var mı bu konuda? Evet bir de tren çizgin ve dikdörtgenim varmış. Bakalım bu neymiş? Şu dairemizi silelim. Evet şimdi burada e, şu trend çizgisini görmeyin. Önce bir OB'yi anlatalım. Order Block emir bile onu anlatalım. Bakın burada e, yukarıdan başlayan düşüş hareketini durduran dip nokta burası. Burada alıcılar emirlerini girmeye başlıyorlar. Binance'in fiyatlanması yukarı doğru gidiyor. Dolayısıyla e, Order Block dersimi hatırlayın lütfen YouTube'da var. Burada bir net bir Order Block var. Yükselişin, e, yükselişten önceki son kırmızı mum ile beraber, gövdesi ve ucu ile beraber aldığımızda burası benim için bir order block oluyor. Peki bu order block çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Bakın buraya tekrar yukarı ayrıldıktan sonra, temastan sonra yeniden kendini yukarı atmayı başarmış. Daha sonra yeni bir temas gelmemiş. Yeni bir temas gelmesi durumunda e, yeniden alıcıların burada devreye girmesini kendi adıma beklerim. Devamında ne var? Order block'tan sonra bakın kırmızı yukarı doğru uzanan bir çizgi artık az çok biliyorsunuz bunun ismi de yükselen tren çizgisi yükselen tren çizgisi de yine bana destek olmaya devam ediyor fiyatların aşağı inmesini engelleyen alanlar yaratmaya devam ediyor bana üstelik gün ve gün peş peşe sürekli destek attı oluşturduğunu görüyoruz bundan neyi takip etmemiz gerekiyor seviyelere bakalım çok fazla uzatmadan yarın itibariyle 31.62 altına inmemesi gerekiyor ki yeniden yükselen trend hareketlerine devam edip Yeni hedeflere doğru hissemiz gidebilsin. Papir listesi de bu şekildeydi. Kuagrenitle devam edelim. Değerli arkadaşımız Ömer Bey'in bir isteğiydi. Kuagrenitte. Kuagrenitte aslında yani mevcut yapı devam ediyor. Mevcut yapıda herhangi bir değişim yok. Ne diyordum ben böyle durumlar için Garip Çepe'sinde yeni bir şey yok diyordum. Böyle bir paralel e, kanal yapılanması var. Bakın tepe noktaları, tepe noktaları, dip noktaları, dip noktaları şeklinde devam ediyor hissemizin günlük grafiği. Dolayısıyla burada e, bakın bu paralel kanalın, paralel hattın kırılımının burada geldiğini net olarak görüyoruz. Ve daha sonra devamında ise yakınlaşalım. Devamında ise bu alana yani kırdığı alana bakın burada kırdıktan sonra bir de retest yaparak aşağı doğru yeniden yöneldiğini görebiliyoruz. Yani aslında düşüş için... E, iyi bir teknik yapı oluşmuş. Düşüş için keşke yükselişlerle de böyle güzel teknik yapılar gelse. Şimdi dediğim gibi paralel kanalın aşağı kırılımı bir retest ve hala aşağıda kalma şeklinde devam ediyor. Yani e, hala düşüş trendi aslında bana göre hissede geçerli. Ne zamana kadar düşüş trendi devam edecektir? Normalde bu aslında biraz daha yukarıda yukarıdaydı, şuradaydı. Ancak yeni bir yüksek tepe yaptığı için bu kez de diyeceğiz ki market yapısının boğaya geçmesi için bu alanın üstüne atması gerekti. Bu alandan kastım 7, 7.05-7.10 civarlarıdır. Özellikle 7'nin üzerinde fiyatlanması gerekiyor ki hissenin yeniden e, boğaya evrildiğini söyleyebilelim. Ve yeni yükselişler bekleyebilelim maalesef. Şu anda hala trend çizgisinin altında ve bakın yeni alçak tepeler yaparak devam ediyor. Bakın alçak tepe ve yine işte alçak tepe. Alçak tepeler yaparak yoluna devam ettiği için açıkçası biraz daha e, şu anda negatif bir görünüm e, koa hissesinde. Geçerli. Hemen böyle bir indikatörlerine bakalım sizlerle birlikte. EMA'larına bakalım. Burada bir EMA'da önemli bir nokta vardı. Evet EMA 200. Bakın siyah çizgi EMA 200'ümüz. EMA 200'e e, bir temas ve EMA 200'ün destek olarak çalışmaya gayret etmesi. Ancak ondan daha önemli bir konu var ki o da EMA 100'ümüz. Bakın şu an yeşil e, salınan şu çizgi bizim EMA 100'ümüz. EMA 100 bakın arkadaşlar burada 10 Ağustos itibariyle aşağı doğru kırıldıktan sonra hissenin fiyatlanması bir türlü MA100'ün baskısından kurtulamıyor. Yani MA100 resmen hissenin üzerine çöküp abanmış ve yukarı doğru çıkmasına izin vermiyor. Lütfen temasları sizler de kontrol ediniz. Bakın burada var, burada var, burada, hatta burada 4 temas var ve nihayet bugün de yine 5. temas da gelmiş. Dolayısıyla MA100 ile olan savaşı hissenin şu anda net olarak devam ettiğini söyleyebilirim. Hissede pozisyonlu bulunan arkadaşlar veya pozisyon düşünen arkadaşlar Öncelikle hisselerinin günlük grafiklerini açsınlar ve EMA 100'ü bu şekilde grafiğe ekledikten sonra EMA 100'ün yukarı kırılımını beklesinler. Onlar için bir kar fırsatı, alım fırsatı olabilir. Nitekim EMA 100 daha önce de burada bakın destek olarak çalışmıştı ve burada kırıldıktan sonra yukarı doğru bir vuruş gelmişti. Öncelikle EMA 100 hissede çok önemli takip edilmesi gereken seviye olduğunu düşünüyorum. Şu anda da 6.96 civarından geçiyor ve 7'de de benim market kırılımının boğaya dönmesi için Beklediğim seviye var. Dolayısıyla EMA 100'ü takip edeceğiz arkadaşlar. EMA 100'ün üzerinde bir günlük mum kapanışında o zaman bir alım fırsatı bizler için doğabilir. Ancak onun haricinde bu gelmezse hala düşüş trendinin devam etme ihtimali e, mevcuttur. Bunda da antiparantez söylemem gerekiyor. Diğer hisseyle devam edelim.